Merhaba arkadaşlar. Bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Bugün uzun zamandır hazırladığım yeni teknikler arı hastalıklarına karşı propolis kullanımıyla alakalı sizlere bilgilendirme yapacağım yine sunum eşliğinde. Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olabilirsiniz kanalımıza ve düşüncelerinizi alta yorum olarak yazarsanız seviniriz. Arkadaşlar arı hastalıklarına karşı propolis yani arı hastalıklarında propolis kullanımıyla alakalı bilimsel araştırmalarla birlikte bir sunum hazırladım. Kovan içini propolis ile boyayarak ya da kaplayarak Avrupa, Amerikan, tulumsu torba kuluçka hastalıkları, yavru hastalıkları ile taş, kireç, tebeşir, kuluçka, nösema hastalıklarını önlemek, karınca ve mum kurdu mücadelesini sağlamak mümkün mü? Bunları irdeleyeceğiz. Yine deneyler ve araştırmalara bakacağız. Amerika'da Minnesota Üniversitesi'nin bir araştırması vardı. Önceki videolarda da paylaşmıştım. Ancak bunu detaylı inceleyeceğiz. Daha da bilimsel sonuçlarla birlikte. Birincisi propolis kaplaması ne işe yarar? Yuva içinde propolis kaplaması bulunan bal arısı kolonilerinde daha az hastalık olur mu? Arılar reçine seçer mi? Yani propolis seçer mi? Kendi kendilerine arılar ilaç veriyorlar mı? Reçinelerin bitki kaynakları nelerdir ve bazıları diğerlerinden daha antimikrobiyal midir? Bu konulara bakacağız. Bir araştırma yapılıyor. Simon M. Evans J. ve Marla Spivak. Spivak'ın bu Spivak özellikle Amerika'da propolis profesörü olarak tanınıyor. Kendisi profesör doktor. Yani Amerika'da propolis çalışmaları üzerine en maksimum üst düzeyde bulunan kişi. Bunların araştırmaları var ve ne yapıyorlar? 3 tane ruşet alıyorlar. 300 ml %15'lik propolis özünü, bunlardan bir tanesi Brezilya yeşil propolisi, bir tanesi Minnesota propolisi. Üçüncüsü de kontrol kolonisi olarak en soldaki sadece %70 etanol yani solvent çözücü katıyorlar ve bu şekilde boyuyorlar. Bu kontrol kolonisindeki solventi katmalarının sebebi içindeki dış etmenleri tamamen temizlemek. Yani saf ağaç kalsın, diğer maddeler tamamen çözülsün, buharlaşsın, uçsun, gitsin içindeki kirlilikler veya diğer etmenler diye bu şekilde yapılıyor. Arıların bağışıklık sistemlerine fayda sağlayıp sağlamadığını ölçebilmek için deneyde kullanılan tüm koloniler sağlıklı kolonilerden seçiliyor. Koloniler akarlara karşı tedavi edilmiş olan ve hiçbir hastalık belirtisi bulunmayan kolonilerdir. Deneye başlamadan önce kovanlardan propolisler toplanıyor ve bunlar %70'lik etanol ile çözülerek %15'lik sıvı propolis özütü yapılıyor. Soldaki kontrol kolonisi etanol ile boyandıktan sonra alkolü buharlaştırılıyor ve tertemiz bir ağaç kovan elde ediliyor. Sonra tüm arılar ve çerçeveler içlerine konulup 7 gün sonra laboratuvara götürülüp ölçümler yapılıyor. Her analizde 6 koloni kullanıldı. Koloni başına ortalama 24 arı incelendi. 7 gün boyunca propolis zarfına yani propolis örtüsüne maruz kalan arılar bağışıklıkla ilgili iki gen olan himenoptasin ve emeter için transkript bolluklarını önemli ölçüde azalttı. İki değere bakılıyor. Yani arıların DNA'sını korudu. Virüslere karşı bağışıklığı korudu. Dayanıklılığı arttırdı. Mikropların üremelerini durduran ve onları öldüren antimikrobiyal peptitlerin seviyelerini düştü. Yani bağışıklık sistemlerinin gereksiz yere çalışma ve yorulma seviyeleri düştü. Yani arıların bağışıklık sistemi daha az tetiklendi, daha az çalıştı, daha az yoruldu ve arıların vücudu daha az yıprandı. Yani arılar bağışıklık sistemine enerji harcamadılar. Yıl boyu propolis tuzağı kullanımı yoluyla propolis kullanımına bakalım. Birinci yıl 2012-2013 yılında, ikinci yılda 2013-2014 yılında bir uygulama yapılıyor. 12 kovanda uygulama yapılıyor toplam. Bu deneyde Eylül 2012 ve Eylül 2013 seviyelerine bakılıyor. 2012 yılı Eylül ayından 2013 yılı Eylül ayına kadar tam bir yıl boyunca her iki yılda da bağışıklık gen ekspresyonu propolis kaplanmış kolonilerden gelen arılarda daha düşüktü. Grafikteki bordo çubuklar. Propolis kaplaması toplumsal bağışıklığa, arıların sosyal bağışıklığına katkı sağlar.
Arılar muhtemelen propolis kaplanmış kolonilerde mikrop seviyesi daha düşük olduğu için bağışıklık tepkisine çok fazla enerji harcamak zorunda kalmazlar. Çünkü propolis yuva boşluklarındaki mikropların çoğunu öldürüyordu. Çok fazla küf ve mikrop olan evde alerji olmak veya hapşırmak zorunda kalmak gibi buna benzer. Bu şekilde yaşayan insanların bağışıklığı zamanla zayıf düşecektir doğal olarak. Ama küf olan bu duvarı boyadığınızda, üzerini kapattığınızda zarar verme ihtimalini de seviyesini de düşüreceksiniz. Buna benzer şekilde kovanı propolisle kaplamak toplumsal bağışıklığa katkı sağlar. Propolis kaplaması hastalık yapan mikroplara karşı tedavi edici bir savunma sağlayabilir mi? Şimdi ona bakalım. Mantar hastalığı yapan Ascophera apis ile mücadeleden sonra zamanla yapılan deneylerde propolis özü kaplamalı kolonilerde daha sonra kendiliğinden mantar hastalığı veya daha az kireç hastalığı klinik belirtisi görülmüş. Kovanici propolis özü ile boyanan kolonilerde hastalık sayısı 14.7 ortalama, boyanmayan kolonilerde hastalık sayısı ise 108.2 ortalama. Yani her tedavide 6 koloniyle ölçülen değerler bunlar, yaklaşık 7 kat fazla. Arılara test için kireç taş hastalığı yani tebeşir kuluçka, mantar hastalığı mikropları içeren pupalar çıkarılarak bunlar öğütülüp polen keklerinin içine katılarak veriliyor. Bu polen kekleriyle arılar beslenerek doğrudan hastalığa maruz bırakılarak teste tabi tutuluyor. Sonucunda propolisin 7.3 kat kireç hastalığını azalttığı tespit ediliyor. Peki ya Amerikan yavru çürüklüğüne, AFB bakterilerine karşı neden olan bakteriyel hastalık yapıcı Penicillium larvalarına karşı propolisin herhangi bir faydası var mı? Buna bakalım. Çok kötü kokan kahverengi larvalar ya da pupalar halindedir. Yetişkin bakıcı arılar larvaları beslerken bu hastalığın sporlarını yavrulara bulaştırırlar. Büyüyen yavru hastalanır ve ölür. Kısaca tüm koloni hastalanır. Propolis ızgarasıyla propolis ızgarası kovanın içine kaplanarak bir deney yapılıyor ve aynı zamanda bu deney tasarımına göre her çerçeveye şeker şurubu içinde 5 ml Amerikan yavru çürüklüğü bakterisi arılar ve çerçeve üzerine fısfıslanarak teste tabi ediliyor, uygulanıyor. Hastalık etmeni Penicillium larva bakterisi katılmış olan her tedavide 5'er koloni olmak üzere gruplar halinde propolis tuzağı konularak propolis kaplanmış şekilde bir deney yapılıyor. Sonra propolis tuzağı konulmamış veya propolis kaplanmamış olarak bir deney yapılıyor. Hastalık etmeli Penicillium larva bakteri katılmamış halde propolis tuzağı konularak propolis kaplanarak uygulanıyor. Ve yine larva bakteri katılmamış halde propolis tuzağı konulmamış halde bir uygulama yapılıyor 5'er koloni olarak. Bu deney başlamadan önce bir tahmin ediliyor, tahmin yürütüyorlar. Diyorlar ki hem propolis kaplanmış hem de hastalık yapıcı Penicillium larva yüklemesi olan koloniler bir Amerikan yavru çürüklüğü klinik belirtisinin hastalığın seviyesini düşürür diye tahmin ediyorlar. Arıların yavrulara vereceği larva yiyeceğinin daha yüksek antimikrobiyal aktivitesi olacağı yönünde bir tahminde bulunuyorlar. Doğal bir propolis örtüsüne sahip zorlu kolonilerde daha az Amerikan yavru çürüklüğü hastalığı ortaya çıkıyor. Bunu tespit ediyorlar. Propolis olmayan ve hastalık bakterisi verilenlerde grafikte olduğu gibi daha yüksek çıkıyor. Propolis tuzağı olan ve propolis kaplı olan hastalık bakterisi verilenlerde Amerikan yavru çürüklüğü şiddet puanı daha düşük çıkıyor. Ağustos ayında 1-2 çerçevede sebebi bilinmeyen birkaç adet herhangi bir yavru çürüklüğü kaynaklı hastalık görülse de Ekim ayı sonunda yavru çürüklüğü olan hastalıklı hücrelerin sayısı 20'ye kadar çıkıyor. Ve bunların 3'ü Amerikan yavru çürüklüğü bakterisi olabiliyor. Yani aktif olarak hala devam edebilen. Yani Amerikan yavru çürüğü mikrobu laboratuvarda teşhis edilmese bile, ölmüş olsa bile yavrular da ölüdür. Amerikan olsun olmasın yavru çürüklüğü şiddeti propolis tuzağı kaplı kolonilerde daha da azdır. Kahverengi çubuklar bunları göstermekte. Yani Amerikan yavru çürüklüğünün veya bunun Amerikan yavru çürüklüğüyle birlikte diğer virüs ve bakterilerin yaptığı sinerjik etkiyle birlikte ölen yavrunun üzerinde Amerikan yavru çürüklüğü bakterisinin çıkmaması arının işte ölmeyeceği anlamına gelmiyor sonuçta. Yani başarısızlık olmuş oluyor. Başarılı sayılamıyor.
Ve dolayısıyla Amerikan yavru çürüklüğü bakterisi hala o kolonide devam edebiliyor ve ilk seviyenin kat kat fazlası olarak yavru çürüklüğü kaynaklı larva ve pupa ölümü olarak karşımıza çıkıyor. Buradan şu anlaşılmaktadır ki ister Amerikan olsun ister Amerikan olmasın herhangi bir yavru çürüklüğü kaynaklı hastalığına karşı propolis tuzağı ve propolis örtüsü kaplı koloniler daha dayanıklıdır. Larva ya da pupanın bağışıklık sisteminin çökmesi kaynaklı ölümünü azaltmaktadır propolis. 3 ay sonunda yarı yarıya fark oluşabilmektedir. Propolis Amerikan yavru çürüklüğü bakterilerinin büyümesini engellemiştir. Yapılan laboratuvar deneyinde bir propolis örtüsüyle kaplanan kolonilerden alınan larva yemi hastalık etmeni göstermediğinde Penicillium larvaya karşı en yüksek engelleyici aktiviteye sahip olarak tespit edilmiş. Burada da tedavi edilmemiş kontrollere göre Penicillium larva büyümesini görüyoruz. Propolis olan ve Penicillium larva verilen kahverengi çubukta yaklaşık yarı yarıya bir seviye görüyoruz. Yaklaşık yarı yarıdan biraz daha düşük ancak yaklaşık %15'lik bir fark görüyoruz ancak. Evet %15'lik fark. Yine özel aletlerle birlikte özel bir kalıp yapılıyor bu testi, bu deneyi yapılabilmesi için. Larva yiyeceği ve Penicillium larva veya fosfat tamponu içeren hücreler ve plakalar kullanılıyor bu testi yapabilmek için. Bakıcı arılar daha fazla antimikrobiyal peptit sentezler ve bunları larva yiyeceğine dahil eder mi? Propolis örtüsünden uçucu antimikrobiyal bileşikler larva yiyeceğine geçer mi? Bu konuya bakalım. Propolisten gelen uçucu aromaterapik yağların ya da uçucu bileşiklerin kovan içi havasına karıştığı bilinmektedir ancak hava yoluyla yani arının herhangi bir işlevi olmaksızın doğrudan hücre içindeki, larva içindeki, larva sütündeki, arı sütündeki arı yiyeceğine uçarak karışıp karışmadığı bilinmemektedir. Araştırılması için çalışmalar devam etmektedir. Yani arının propolise işlem yapmadan hücre içindeki larvanın genel koloni içi havasının hijyen yoluyla, hijyen sağlanması yoluyla etkilenip etkilenmediği ölçülememiştir. Arılar koloniye mantar veya bakteri hastalığı yapan mikroplar bulaştıktan sonra reçine ya da propolis toplamayı arttırır mı? Arılar propolis ile kendi kendilerini tedavi ediyorlar mı? Buna bakalım. Propolisin arıların bağışıklık sistemi için gerçekten iyi olduğunu biliyoruz. Arılar sağlıklı olduklarında bağışıklık seviyelerini etkili bir seviyede tutarlar. Dirençlerini artırırlar. Arılar hasta olduğunda ise propolisin hastalık yükünü azaltmaya yardımcı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle koloniyi tebeşir kuluçka, taş ya da kireç ya da mantar hastalığı ya da Amerikan yavru çürüklüğü bakterisi ile hasta edersek gerçekten arılar reçine ya da propolis toplamayı arttırıyorlar mı? Daha fazla propolis toplamaya tarlacı ya da toplayıcı arı gönderiyorlar mı? Buna bakalım. Bu kovan tezgahlarında 5 çerçeveli çekirdek koloniler kurularak 15 dakika boyunca kovanlar kapatılıyor. 15 dakika sonra meradan polen ya da propolis getiren arıların sayısı sayılıyor. Sonra mantar hastalığı yapan mikroplar verilerek koloniler hasta ediliyor. 15 gün boyunca yaklaşık 2 hafta kovanlar tekrar kapatılıyor ve 15 gün sonunda meradan polen ya da propolis getiren arıların sayısı tekrar sayılıyor. İlk 15 dakika sonunda ve her 100 arıda 1 veya 2 arının propolise çalıştığı %1-2 arası tespit ediliyor. 2014 yılında 1 yıl boyunca bu veriler toplanıyor. Her 15 günde bir de koloniler her değiştirildiğinde mikroplar veriliyor ve hasta ediliyor. Arılar mantar hastalığı yapan mikroplar katılan ancak bakteriyel Amerikan yavru çürüklüğü mikropları ile tehdit edilmeyen koloniden daha fazla koloniden sonra reçine toplayıcıların sayısının önemli ölçüde arttırdığı bulunuyor. Burada da reçine toplayıcıların sayısı mikrop katılmadan önce ve katıldıktan sonraki arasındaki artış farklarını görmekteyiz. En yüksek dışarıya arı çalışması olan durum Ascosphaera apis yani mantar hastalığı bakterileri verildiğinde gerçekleşiyor. Yaklaşık Penicillium larvadan 2,5 kat daha fazla dışarıya arı gönderiliyor ve yaklaşık Penicillium larvada yani Amerikan yavru çürüklüğü mikrobu da kontrol koloniline göre 3 kat fazla dışarıya arı gönderilmiş oluyor propolis toplaması için.
Evet, Simon, Marla Spivak ve Borba'nın yaptığı profesör doktor bunlar. Araştırmacılar aynı zamanda araştırma ekibi. 2012 yılında yaptıkları bu araştırmada her defasında hasta koloniler daha fazla propolis toplayan arıyı meraya gönderdiler ve daha çok arı meradan propoliste geldiği anlaşıldı. Grafikten anlayacağımız kadarıyla propoliste çalışan arı sayısı Amerikan yavru çürüklü mikropları verilen kolonilerden 3-4 kat, mantar hastalığı verilen kolonilerde ise 6-7 kat daha fazla olduğunu görmüş oluyoruz. Propolis araştırmaları ile ilgili en büyük ve tek laboratuvar Almanya'da bulunmaktadır. Amerika'dan dahil dünyadaki tüm araştırma yapan profesörlerin tahlilleri bu propolis laboratuvarında yapılmaktadır. Her türlü fayda çoğunlukla kullanılmamış. Bu ana başlığı propolis konusunda yapılan araştırmaların bal arısı kovanları içi ilk araştırmanın konusu bu. Bal arısı kovanları içi doğal propolisin ektoparazitik akar varroa destruktör ve virüsler üzerine etkisi. Bu inceleyeceğimiz birinci araştırma. İkinci araştırma varroa yıkıcı istilasına uğramış kovanlarda reçine toplama dinamikleri, akraba ilaç vakası. Arkadaşlar, Brezilya araştırmaları propolisin varroa etkisi konusunda bize yön gösteriyor. Dünyada en çok Brezilya araştırmaya çalışıyor. Brezilya'da araştırmalar yapan Sara isimli araştırmacı varroa araştırmaları yaparken bir kovandaki doğal propolis miktarı dikkatini çekiyor ve o kolonide çok az varroa miktarına rastlıyor. Bunun üzerine propolisin varroa'ya zararı olup olmadığını ve neden propolisi çok olan kovanda varroa'nın beklendiği kadar çiftleşemediğini ya da üreyemediğini araştırıyor. Yani neden propolislik kovanda toplam varroa yükünün çok fazla artmadığını araştırıyor. Bu kovandaki toplam virüs seviyesinin de propolis olmayan kovanlar kadar artmadığını tespit ediyorlar. Aslında Amerikalılar bu Brezilyalı araştırmacının yaptığı araştırmalarda zannediyorlar ki varroalar pupa içinde sarhoş oluyorlar zannediyorlar. Yani işte propolis üzerindeki aromaterapik işte yağların ya da propolisin içindeki o alkol benzeri, alkolümsü uçucu bir etki vasıtasıyla birlikte işte varroaların yani sarhoşluğa benzer davranışlar sergileyip içeride İşte erkek arılarla çiftleşemediğini tahmin ediyorlar. Ancak bu bir tahmin tabii. Gerçekse daha farklı. Aslında varroanın içindeki bazı durumlardan, yani daha doğrusu varroa değil de propolisin içindeki bazı durumlardan kaynaklı bu sarhoşlukla alakası olmadığını biz bu araştırmayla birlikte anlıyoruz. Ancak şimdi bu konuya bakalım. İşin enteresan tarafı propolislik kovandaki varroaların arılara diğer kovanlardaki gibi yıkıcı zarar veremediğini tespit ediyorlar. Hatta varroaların arılara etkisi yok gibi gözüküyordu. Virüslerin artışı da yavaşlamıştı. Ayrıca yine 2017'de İtalya'da tespitler yapılıyor. Kolonilerde çok fazla varroa olduğunda ve koloniler varroa yıkımından dolayı çökme riskiyle karşı karşıya kaldıklarında kolonilerin önceki grafiklere benzer şekilde, yani önceki sayfalarda anlattığım deneylerdeki tebeşir kuluçka, taş, kireç hastalığı ve Amerikan yavru çürüğü hastalığında olduğuna benzer şekilde meraya çok fazla propolis toplamak üzere tarlacı toplayıcı arı gönderdiğini tespit ediyorlar. İşin gerçeği bu araştırmada meydana çıkıyor. Şimdi bu araştırmaya bakalım. Brezilyalı araştırmacıların bulunduğu ekiple Almanya'da Lüneburg şehrinde Karniol ırkı arılarda 2012-2013'te 2 yıllık araştırma yapılıyor. Arılar aynı aralıkta. Deney Haziran-Ekim 2013 arasında yapılıyor. Önceki yıl, yani bir önceki kış Kasım 2012'de tüm kolonilerdeki arılar organik asitlerle beraber tedavi ediliyor ve varroa mücadelesi yapılıyor. Arılarda klinik hastalık belirtisi görülmeyen sağlıklı koloniler. Bunlar dadant kutularında 3 yavrulu ve ballı ve polenli çerçevesi stoğu olan 10 kolonide deneniyor. Bunlar genç analı koloniler ve koloniler arası 1,5 metrelik mesafeleri var birbirlerine karışmasınlar diye, yağma olmasın diye veya kayma olmasın diye. Bunların propolis toplamasını teşvik etmek için koloni üstlerine Haziran-Eylül dönemi arasında plastik propolis tuzağı koyuluyor.
3 günde bir propolis tuzakları toplanıp öğütülerek ve sonrasında deney sırasında ek propolis verilerek devam ediyorlar deneye. Bu deneyi yapıyorlar. %9 ile %70 arasında olan ortalama %12 propolis miktarı olan kovan içine doğal propolis toplayan kolonilere timol ile muamele edilmiş 16 gram propolis koyuyorlar. Bunun içeriğine ne kadar timol katıldığını açıklamıyorlar. Benim tahminim de yaklaşık %1 ile %3 arası timol olabileceği yönünde. Propolis miktarı düşük ve propolis miktarı yüksek koloniler olarak deneyler yapılıyor. Ortalama %12 propolis koyuyorlar. Ek besleme olarak koydukları miktar olarak. Ve toplam 16 gram içindeki kovan içindeki toplanan propolis miktarı ortalama %12 olarak. Evet, burada kuluçka zamanı hafta grafiği var ve varroaların hayatta kalma oranı yüzde olarak belirtilmiş. Burada toplam 35 haftalık bir varroanın doğal yaşam döngüsünden bahsediliyor. Yani varroanın 35 hafta sonunda kendi kendine zaten öleceğinden bahisle öyle bir grafikte belirtiliyor. Propolis içeriğinde aromaterapik yağlardan biri olan ve kekiğin içinde de bulunan timol etken maddesi olan propolisin 11. haftadan itibaren kolonideki varroa miktarını yaklaşık %20, 17. haftadan itibaren bunun üzerine bir %30 daha ve 24. haftadan itibaren de bir %20 daha ve 35. haftada ise yaklaşık %95 oranında güven aralığına sahip olduğuna dair laboratuvar ortamında veriler rastlanıyor. Dolayısıyla timol etken maddesinin önümüzdeki yıllarda propoliste olan karışımlarının varo ile 35 haftalık uzun vadeli süre içinde dahi kullanılma potansiyeli olabileceğini ve varroanın gelişimini ya da üremesini 11. haftadan itibaren normal propolise dahi oranla %20-30 oranında daha fazla etkileyebileceğini de varsayabiliyoruz. Bu verilerin doğruluğunu sahada arıcılarımızın tecrübesi belirleyebilir. Ülkemiz koşullarında arıcılarımız kullanırsa ya da denerse tabii bizim bu itibarla genel propolis içine katılan timolün varroaya etkisinin yaklaşık ortalama Amerikalılar Brezilyalıların bulduğu, Brezilyalı araştırmacıların bulduğu %20'lik değeri Amerikalılar da baz alıyorlar ve diyorlar ki işte yani kaliteli bir propolis, timol katılmadan içinde timol etken maddesi bulunan doğal bir propolis uzun vadeli kullanımda yani kovan içinde propolis sağımı yapılmazsa %20 oranında varroaya karşı doğal bir etki yapabileceğini tahmin ediyorlar ve bu varroaya etkisini %20 olarak ele alıyorlar. %20 olarak kabul ediyorlar. Varroanın yaklaşık 35 haftalık yaşam ömründe propolisin tek başına etkisi olabilmesi için içeriğinde timol gibi aromaterapik etkiye sahip uçucu yağlara ihtiva etmesi gerektiği değerlendirilmekte. İçeriği aromaterapik olmayan propolislerin varroaya etkili olamayacağı tahmin edilmekte. Dolayısıyla varroaya etki ya da varroa mücadelesine yardımcı olma bakımından kaliteli ve etkili sayılabilmesi için gerekli olan şartlar bu şekilde belirginleşmekte. Şimdi gelelim diğer çalışmaya. Diğer çalışmanın başlığı varroa yıkıcı istilasına uğramış kovanlarda kalıntı toplama dinamikleri akraba ilaç vakası mı? Bu konuya 2014-2015 yılı İtalya araştırması ve bu araştırmada deniliyor ki çalışmamız Apis mellifera kolonileri varroa istilası nedeniyle stres altındayken yiyecek arama aktivitelerinde genel bir yoğunlaşma gözlenmese bile mahkum toplayıcıların yönettiği bir sahneyi izlediğini gösteriyor. Enfekte edilmiş kovanlara karşı enfekte olmayan kovanlarda üretilen propolisteki toplam polifenolik içerikte bir azalmada fark edildi deniliyor. Ve dolayısıyla virüslü ya da varroalı olan kovanlarda daha çok meraya çalışma oluyor. Daha çok arı ve daha çok propolis toplama eğilimi oluyor. Şimdi bakalım ham propolisin varroa istilasına dönüştürülmüş bal arısı Apis mellifera yavrularının üzerindeki etkilere. Bu da başka bir araştırma.
17 Ağustos 2018 yılında yayılan bir yayın yayınlanan İtalya araştırması 3. maddede varo üzerindeki tahriş etkisini yaratması gerektiğinden bahsediliyor. Yani sadece koku olarak değil, bu propolisin içindeki maddelerin de aynı zamanda propolisin de varoya da temas etkisinin de, yani sadece uçucu bir organik işte organik asitler gibi ya da aromaterapik yağlar gibi bir etkiyle birlikte eğer temas etkisi de olursa, bu ne demek temas etkisi? Yani propolisin bir taşıyıcı madde olarak kullanılması. Yani timolde ya da diğer ilaçlarda. Nitekim propolisle işte arılara verilen işte bitkisel dezenfektanların veya arıcının yaptığı bu dezenfektanlardan bahsediyorum. Ya da arı koloniye verilen koloni hijyeninin sağlanması, yani içerideki nem veya bakteri ortamının zafiyetlerini azaltmak için içeriye sıkılan fısfıslanan maddelere propolis ilave edilmesinin, bu propolisin çerçevelerde ya da çerçeve aralıklarında ya da arı üzerinde daha fazla durmasının, bir taşıyıcı madde olarak durmasının faydasından bahsediyor ve bunu 3 madde olarak varoya etki edebilmesi için hangi şartlarda olması gerektiğini açıklıyorlar. Diyorlar ki birincisi, söz konusu madde ile temasları hedeflemelidir. Yani varoya değmelidir diyor bu verilen madde. Madde bir veya daha fazla parazit için zararlı olmalıdır. Yani sadece varoa değil, örnek veriyorum işte diğer içeride arı bitinden tut da akarlara karşı, trake akarlarına karşı bunlara da etki edebilmelidir denilmek istiyor. Yani bunun daha fazla maksimum faydaya ulaşabilmesi için, kışın uzun süreli etki edebilmesi için. Üçüncüsü olarak da diyor ki parazitler üzerindeki zararlı etki konağın yukarısının yükselmesine yol açmalıdır. Yani bir tahriş etkisi yapmalıdır. Derisinde bir kabarma olmalıdır. Yani değdiği noktada bir tahriş etkisi olmalı. Bir sonuç ortaya çıkmalı. Yine deniliyor ki sonuçlarımız ham propolisin varroa ile yaşayan erişkin canlıların ömrü üzerindeki olumlu etkilerini açıkça göstermektedir. Ayrıca 5 saat sonra foretik akarlar üzerinde ham propolisin düşük bir narkoleptik etkisi, yaklaşık %19 ile %22 arasında bir etki gözlenmiş. Bu narkoleptik dediği yani yarı sarhoşluk, yarı işte narkoz etkisi, davranış işte bozulmaları vesaire falan, yani o tarz bir etkiden bahsediyor. Bunun tam tanımını arkadaşlar burada bu şekilde açıklamak tam doğru olmayabilir. O yüzden yaklaşık olarak size aktarıyorum. Sonuçta bilimsel bir terim. Gelelim diğer konuya. Arılar neden kozalaklı ağaçlardan daha fazla reçine toplamazlar? Reçinelerin Panibacillus larvalarına, Amerikan yavru çürüklüğü hastalığına karşı etkileri, bu etkinliği araştırılıyor. Minnesota Üniversitesi'nin bahçesindeki ağaçlar üzerinde yapılan tahlillerle birlikte bu araştırılıyor. Ve en düşük değer olarak ladin türleri olarak, yani iğne yapraklılar olarak 3-4 ağaçta bulunuyor. En çok da Doğu Kavağı'nda, at kestanesi ya da kestanede ya da sarıçamda bulunuyor en yüksek değer olarak. Ladin türleri en düşük etki gösterenler. Sonrasında etkil kozalığa sahip olan çam ağaçları geliyor orta derecede etkili olarak. Daha da etkili antimikrobiyal etkiye sahip olanlar ise kavak ağacı türleri. Arıların doğal olarak daha çok kavak türlerinden propolis toplaması mantıklı geliyor. Çünkü kavak türleri hem Amerikan yavru çürüklüğüne hem de kireç hastalığı gibi mantar hastalığı türlerine karşı yüksek bir etkiye sahip bulunmuş. Ancak doğada arıların genel davranışı en çok doğu kavağından toplama yönünde. Ülkemizdeki 2015 yılı kara kavak cinsi ağaçların dağılım haritasını görüyoruz genel olarak. Ülkemizdeki 2019 yılı kestane cinsi ağaçların dağılımını görüyoruz genel olarak. Ülkemizdeki 2018 yılı sarıçam cinsi ağaçların dağılım haritasını görüyoruz. Burada yeşil bölgeler saf sarıçam bölgeleri, yine mor bölgeler sarıçam ve diğer türlerin karışımı, sarı bölgelerde diğer türler ve sarıçamın
karışımı. Bir propolis örtüsü arı bağışıklık sistemlerine temel faydalar sağlar. Bir propolis örtüsü ya da kaplaması arıların hastalık yüklerini azaltmasına yardımcı olur. Bağışıklık sistemine günlük faydalar sağlar. İkincisi, arılar hastalık yapıcı bakteriyel kuluçka, Amerikan ya da diğer yavru çürüklü hastalıklarına karşı değil, mantar ile enfekte olduklarında, yani tebeşir kuluçka, kireç, taş, askeferoz, beyaz küf hastalığı, kalkerli kuluçka, mantar hastalıklarında daha fazla reçine toplama eğilimine giriyorlar. Arılar reçineyi çoğunlukla kavak yaprağı tomurcuklarından topluyorlar. Orta ve Batı Amerika ya da Meksika'daki kavak ağaçlarından elde edilen propolislerin antibiyotik seviyesi benzersiz özelliklerine sahip. Ülkemizdeki kavak türlerinin ve sarıçam ağaçlarının türlerine göre propolis seviyelerinin araştırılması da faydalı olabilir. Çünkü bu türler dünyada en çok insan tıbbında tedavi amaçlı kullanılan propolisler olmakta. Ticari arıcılık kovanlarında propolis birikimine yardımcı olmak için arı boşluğu sağlanmalıdır. Yaklaşık 7,5 mm. Arıcılar için doğrudan uygulama yapılabilir kovanlara, daha fazla propolis toplaması için ya da bu etkiyi sağlaması için. Arıları doğal bir propolis zarfı oluşturmaya, örtüsü oluşturmaya nasıl teşvik edebilirsiniz? Kovanın içinin doğal ağaç şeklinde kaba kereste kullanılması ya da tel fırça ile fırçalanması yoluyla. Kolonileri bağışıklık sistemlerini destekleyen propolis örtüsü ya da kaplaması oluşturmaya nasıl teşvik edebiliriz? Kahverengi ya da morumsu koyu renkli propolis tuzaklarında daha fazla propolis toplandığı üretildiği tespit edilmiş. Temmuz ortasından itibaren koloni kuvvetlendikçe tarlacı miktarı oturdukça kovanda koyu renkli tuzaklarda daha fazla toplanma gerçekleşmekte. Kolonileri yine Brezilya usulü propolis üretimi ve propolis örtüsü kaplamasıyla kışlatma örneği görüyoruz. Kolonileri bu şekilde de hazırlamak mümkün. Kovanın yan iç duvarlarına, uzun kenarlarına asetat üzerine propolis ızgarası uygulaması da yapmak mümkün. Ön ve arka kısa iç duvarlara asetat tavsiye edilmiyor. Çünkü asetat kaplanırsa kısa kenarlara propolis toplamadığı tecrübe edilmiş arıların.